Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, IŞİD'in yalnızca bir bahane ve araç olduğunu, asıl amacın Türkiye'den, Suriye'den ve Irak'tan bir parça kopararak Büyük Kürdistan kurmak olduğunu söyledi. Tabii gece gündüz yıllardan beri anlattığımız evet, konu bu. Bir de adamlar zaten inkar etmiyor, haritasını da yayınlıyorlar. Evet. Bunu yapacağız diyor zaten. Bir komünist Kürdistan kuracağız. Bölgeye dehşet saçacak diyorlar. Yani İslam alemini onlarla kazıyacaklarını düşünüyorlar. Önce Türkiye'yi, sonra da İslam alemini. Yani böyle bir deccal oluşturup, Amerika'nın planı bu. Başına da bir deccalı geçirip, bütün o Suriye, Irak, işte Şam, neresi varsa komünist istilasına uğratıp, dehşet saçıp her yeri yerle bir etmeyi düşünüyorlar, evet. Silah verip. Çin'in derdi de aynı. Rus derin devletinin derdi de aynı, Amerikan derin devletinin derdi de aynı. Müslümanları kazıtmak için PKK'yı kullanmak istiyorlar. Evet. Ama ayaklarına doladı, bu sefer IŞİD onlara musallat oldu, IŞİD bunları kazıdı. Evet. Demek ki oynadıkları oyunu Allah ayaklarına dolandırıyormuş. Konuşmasının devamında, haritalar yeniden çizilmek üzere, kendi amaçları doğrultusunda araç olarak gördükleri PKK'yı hareketlendirerek, destekleyerek, belki sözler vererek, kendi uzun vadeli amaçları için terörü harekete geçirirler. 1914 dizaynına, yani şekil verilmesi gerekiyor. Yeni şekil verilmesi gerekiyor. Buna çalışılıyor, gayret gösteriliyor. Suriye, Irak ve Türkiye'den parçalarla Büyük Kürdistan projesi olabilir. Olabilir değil mi? Adam haritayı koymuş zaten. Evet. Amerika'da da, yani devletin resmi binalarında o harita kullanılıyor. Evet. Türkiye'nin doğusu Kürdistan olarak gösteriliyor. Dertlerini zaten anlatan filmimiz var. O filmimizi bir yayınlayın. Derin Dünya Devleti'nin Türkiye'yi parçalama planı. 100 yıllık bir plan. Orta Doğu'da bağımsız komünist Kürdistan Devleti kurmak. Amerika ve Avrupa Derin Devleti'nin 100 yıllık hayali bu. Peki bu plan nasıl ilerleyecek? Önce ABD ve Avrupa PKK'yı terörist listesinden çıkarıp devletleşmesine zemin hazırlayacak. Bunun için yoğun bir propaganda çalışması başlatılacak ve Batı kamuoyunda PKK sempatikleştirilmeye çalışılacak. Bu arada PKK'ya silah yardımı devam edecek ve ağır silahlarla donanmış bir PKK oluşturulacak. Kuzey Irak ve Suriye'deki PKK varlığı daha da güçlendirilecek. Gücü kat kat artmış olan PKK'nın ilk hedefi Türkiye olacak. Sahip olduğu ağır silahlarla Türkiye'ye saldıracak. Rusya'nın, Çin'in, Kuzey Kore'nin, Amerika'nın silahlarıyla donanmış bir PKK, arkasında derin devletlerin de desteği olacağı için Türkiye'ye karşı savaşında çok güçlü olacak. Güneydoğu'dan başlamak üzere şehirlerimiz, topraklarımız ağır bombardıman altında kalacak. Saldırılar hızla ilerleyecek. Adım adım Türkiye'yi yutacak. Türkiye topraklarında Kızıl Kürdistan'ın askeri havalimanları inşa edilecek. Komünist Kürdistan'ın askeri üsleri kurulacak. Böylece derin Avrupa ve Amerika, Orta Doğu'nun tam merkezinde tamamen kendi kontrollerinde bir alan elde etmiş olacak. Türkiye topraklarında inşa edilecek Komünist Kürdistan'ın havalimanları, üsleri Müslüman Orta Doğu'yu toptan yok edecek bir savaşta ana harekat noktası olacak. Türkiye, tarihi bir tehditle karşı karşıya. Tüm milletimiz bu tehlikenin şuurunda olmalı. Tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum örgütleri, tüm kurumlar ortak hareket etmeli, milli seferberlik ruhuyla bu tehlikeye karşı manevi bir set oluşturulmalı. Güneydoğu'ya öncelik verilmek üzere devletimiz bir an önce anti-darvinist, anti-komünist, anti-materyalist eğitime başlamalı. Gençlerimiz, komünist, bölücü şiddet yanlısı tüm yapılara karşı bilinçlendirilmeli. Atalet gösterilmemeli. Milli birlik şuuru güçlendirilmeli. Dünya derin devleti de şunu iyi bilmeli.
Türk milleti için vatan, bayrak, devlet, din, namus demektir. Türk milleti yaşamak için değil, Allah rızası için, namus için, şeref için yaşar. Türkiye'yi bölmeye yeltenen 80 milyon Türk milletini şehit etmeye karar vermiş demektir. Zira 80 milyon şehit olmadan bu vatandan verilecek tek bir çakıl taşımız dahi yoktur. Yıllardan beri anlatıyoruz. Bak film olarak da hazırladık. Adamların amacı orada bir komünist devlet kurup başına Abdullah Can'ı geçirip bir deccal devleti istiyorlar. Deccal devlet. Komünist Kürdistan dedikleri bu. Deccal devleti. Asıl saldırı yapacak olan dünya derin devleti. Mesela Amerika, Çin, şu bu falan. Diyecekler ki işte biz Müslümanlığı yeryüzünden kazıyacağız. Niye? İşte görüyorsunuz IŞİD var, şu var, bu var. Bunlarla baş edilemiyor. İşte kazıyacağız. Bize yardımcı mihmandar olacak olan da PKK'dır. Yani bize yol gösterecek mesela. Araziyi gösterecek, yolları gösterecek. Yani o kişileri biz imha ederken bize yardımcı olacak müttefik, iç müttefikimiz bize bütün bölgeyi tanıyan kişiler olarak mihmandarlık yapacak kişiler bunlar olacaktır diye düşünüyorlar. O yüzden Kobani'de falan çıldırdı Amerika. Evet. Aşağılandığını düşündü. Evet. Amerikan derin devleti. Şuursuzca bombaladı Kobani'yi. Evet. Yok etti de taraziden sildi yani. Çünkü ummuyordu böyle bir şey. Şimdi IŞİD'le de nasıl baş edeceğini de çıkaramadı. Kara kara düşünüyor. Evet. Fikirle dese Mehdiyet ortaya çıkacak. Evet. Şimdi bak diyor ki fikir gerekir diyor. Doğru diyor. Fikirle özelir diyor. Ama diyor biz bunu yapamayız diyor. Yapacak olanı da diyor destekleyemeyiz diyor. Evet. Çünkü desteklerse Mehdiyet'i kabul etmiş olacak. Evet. Mehdi'yi kabul etmiş. Mehdi kendi elini ortaya çıkarmış olacak. O zaman imha edelim diyor. Evet. Nasıl imha edecekmiş? PKK'yı kullanacak derin devleti. Silahlandıracak. Şimdi bunların asıl amacı Kuzey Kore gibi bir devlet kurmak orada. Çok azgın. Amerika bu derin devletin desteğiyle, Amerikan derin devletinin desteğiyle orada silah fabrikaları kurmak istiyor Güneydoğu'da. İşte Kobane bölgesinde orada burada silah endüstrisi. İşte tank yapacak, top yapacak, uçak yapacak, evet. Roket yapacak yer altında. Bunu mesela 3 senede bitirecek, 2 veya 3 senede. Sonra saldırıya geçmeyi düşünüyorlar. Çünkü Mehdiyet'in de 2019 gibi ortaya çıkacağına inanıyorlar. Evet. Çünkü onların her şeyden haberi var. Yani Risale-i Nur'da incelemişler, hadisleri deyince hepsini biliyorlar. Evet. Ona karşı bu Deccal ordusunu hareketlendirmeyi düşünüyor. PKK Deccal ordusunu. Çünkü araziyi bunlar tanımadıkları için onların mihmandarlığında bu katliamı gerçekleştirebileceklerini düşünüyor. Çünkü PKK azılı İslam düşmanı. Evet. Müslüman düşmanı. Müslümanları böylece katledeceklerini, şehit edeceklerini düşünüyorlar. Ama müthiş bir silahlandırma politikası düşünüyor. Şimdi önden azalıyorlar ya şu an. Ağır silah verilmeli dedi. Evet. Ağır silahtan kasıt öyle bazooka falan değil. Tank, top, roket. Evet. Özellikle roket. Evet. Evet. Bak roketin üstüne çok duruyorlar zaten. Evet. Ama öyle menzili kısa roket değil. 3000 metre, 3 kilometre, 300 kilometre. Evet. Yani ucu bucağı yok.
Çünkü Çin'in elindeki silahlar öyle. Amerikan elindeki silahlar da öyle. O tarz silahlarla tahkim etmeyi düşünüyorlar. Yani mesela Kobani bölgesinden attıkları bir roketle Ankara'yı vurmayı düşünüyorlar. Öyle bir silah geliştirmek istiyorlar. Bu da Amerikan teknolojisine ihtiyaç duyulan bir konu. Çin teknolojisine ihtiyaç duyulan bir konu. Kore teknolojisine ihtiyaç duyulan bir konu. Bunu yapmaları için onun oranın bağımsız devlet olması gerekiyor. Şimdi bağımsız devlet olmadan Amerikan komoyu böyle bir şey müsaade etmeyeceğini düşünüyorlar. Yani çünkü bir terör grubuna tank, top, roket vermiş oluyor. Ama devlet olursa devletle silah anlaşması yapmış oluyor. Müttefikimiz diyecek. Müttefikimiz olduğu için işte IŞİD'e karşı, başka yerlere karşı müttefik olduğumuz olduğu için biz onlara silah fabrikaları oluşturacağız, silah vereceğiz. Onlar da Amerika'yı, Avrupa'yı koruyacak. Yani öyle hafif silahlarla koruyamazlar çünkü büyük bir Müslüman nüfusu var. Evet. Bu büyük Müslüman nüfusunu yok etmek için burada da bir avuç komünist var, dinsiz var, İslam karşıtı var. Bunlar az silahla bunu yapamaz. Şu andan itibaren sızlanmaya başladılar zaten, biliyorsunuz. Evet. Ağır silah verelim diyorlar. Evet. Bilinçaltını şu an hazırlamaya çalışıyorlar bakın, bütün milletin. Hatta Türk milleti de diyorlar, Türk ordusuna. Bize ağır silah vermeniz lazım diyorlar. Evet. Sizi IŞİD'den kurtaracağız diyor. IŞİD'den kaste Müslüman alemi. Evet. Ya IŞİD'i katleden seni bırakır mı? Ayrıca o çok sıkar tabii, o ayrı mesele de. Bak IŞİD'i yok edildi, IŞİD onları yok etti. Amerika derin devleti, Amerikan derin devleti şu an tam rezil olmuş durumda. Acayip aşağılandı. Silahlar IŞİD'in eline geçti. Şehri bombalıyoruz diye PKK'nın bütün tesislerini, evlerini yerle bir ettiler. Şu an PKK'nın kullanacağı hiçbir şey kalmadı Kobane'de. Onların uydurma silah fabrikaları falan vardı, onlar da yerle bir ettiler. Şu an birbirlerinin yüzüne tükürüyor Amerikan devleti. Amerikan derin devleti. O ona hakaret ediyor, ona hakaret ediyor, batırdınız diye. Çünkü bunlar gerçekten planladıkları gibi olayları geliştiremiyorlar. Vietnam'da, Kamboçya'da, Laos'ta da öyle oldu. Küba'da da öyle oldu. Küba'da ince ince plan yaptılar, başlarını belaya soktular. Afganistan'da ince ince plan yaptılar, sonunda şu an Taliban hükümet oldu. Lan siz Taliban'ı yok etmek için gitmemiş miydiniz? Adamlar hükümet yaptınız ya. Adamlar devlet oldu. Ve tepmez devrilmez devlet haline getirdiniz. Onlarla masaya oturup anlaşma yapıyorlar. Ya yıllarca savaştınız, on binlerce, yüz binlerce insanı şehit ettiniz. Binlerce Amerikan askeri de orada öldü. Sonuç? Taliban'ı iktidarı yaptılar. Ya kardeşim, biz size söyledik. Kafanızı çalıştırın, aklınızı kullanın, imanla, Kur'an'la, Kur'an hakikatlerinin, iman hakikatlerinin mesali olur. Darwinist materyalist eğitimin bu olmaz dedik. Bu hataya düştüler. Şimdi Türkiye'nin en büyük hatası Darwinist materyalist eğitim. Darwinist materyalist eğitim olduktan sonra bölgenin belini kaldırması mümkün değil. Ne İran düzeliyor, ne Türkiye düzeliyor. Ne Türkiye'ye bereket geliyor, ne İran'a bereket geliyor, ne Pakistan'a bereket geliyor. Her yerde bir bereketsizlik, İslam aleminde geniş çaplı bir uğursuzluk her yeri kasıp kavuruyor. Ya kardeşim, sen Allah yok dersen, biyoloji dersinde, tarih dersinde, felsefe, sosyoloji dersinde, çocuklara, el kadar çocuklara Allah'ın olmadığını göya bilimsel safsatalarla, bilimsel görünümlü safsatalarla anlatmaya kalkarsan, peygamberler doğru söylemedi, Allah diye bir şey yok dersen, haşa. Allah ne yapar? Müslüman alemini Allah helak ediyor, perişan ediyor. Ya kaldırın bu Darwinizmi. Ya kaldırın derken, Darwinizmi daha kapsamlı anlatın, cevabını da çok kapsamlı verelim. Cevabını vermemize müsaade edin. Cevap verdi biliyorsunuz. Cevap vermek yasak. Darwinizmi anlatmak serbest. Cevabını vermek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir biriminde mümkün değil. Hiçbir okulda Darwinizmin geçersiz olduğunu anlatamıyorsun, yasak.
öğretmenleri atıyorlar görevinden. Diyemez bir öğretmen. Ya bu darinizm geçersiz burada anlatıyor ama devletin kitaplarında yazan doğru değil diyemiyor. Ne diyor? Devletin kitabında yazan doğru. Doğru ne demek? Allah yok diyorsun. Peygamber de doğru söylemedi. Bütün peygamberler doğru söylemedi diyorsun. Ya bu Allah'ın zoruna girer. Bela gelir. Felaket gelir. Bereketsizlik gelir. Uğursuzluk gelir. Günaha giriyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Sözümü dinleyin. Darwinizm, safsata, oyun. Ya protein, protein molekülüne açık bakın. Danten gibi kardeş. İnce, 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 girift. Karma karışık bir sistem. Elektronik beyin gibi. Bir tane atom yerini değiştirdin mi bütün sistem çöküyor. Zehire dönüşüyor. Bir tane atom. Her şeyin yerinin yerinde olması lazım. Kalıp gibi. Bilim adamları ne diyor? Bu tesadüfen olamaz diyor. Peki nasıl olabilir diyoruz? Yüksek bir bilinçe ihtiyaç var diyor. Yani yüksek bir akla ihtiyaç var diyor. Nedir bu yüksek akıl? Açıklayamıyoruz diyor. E kardeşim artık münasebetsizlik bu. Bak tesadüfen olamaz diyor. Yüksek bir akla, yüksek bir bilince ihtiyaç var diyor. Müthiş bir bilinç olması lazım, yüksek bir akıl olması lazım diyor. Bu akıl nedir diyoruz? Bilmiyoruz diyor. Ya Allah desene kardeşim. Diyemiyorlar ya. Ya Allah o zaman İslam alemini perişan ediyor.